Merhaba GürüşTürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Oyun oynarken, sabah okula giderken, ders çalışırken, spor yaparken dinlediğiniz Güreş Türkiye Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Gündeme dair profesyonel güreş konularını, hafta sonu yapılacak olan Shield'ın bir kez daha son maçını ve bunun mukabilinde diğer konuları değerlendireceğiz. Sevgili Ahmet Tahir burada, sunucu da aynı zamanda. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Güreş Türkiye YouTube halkı olarak gözümüz bebeğimiz gibi baktığımız YouTube'u son bir haftadır WrestleMania sonrası biraz rahatlattık. Biraz paylaşımları azalttık. Zaten çevrilecek de son segment yok. Çok segment yok. Devam ediyor fakat çevirilerimiz ve radyo yayınlarımız. Bir hafta radyo programı yapamadık. Sen neler yaptın bir hafta boyunca? Ben mi? Evet. Yani bizim de tam işte WrestleMania haftası vizelere vesaire denk geldi. Çok yorulduk. Yoğun bir haftaydı. Ona binen biz de çalıştık yani. Evet, Ahmet çalıştım dedi. Hemen plaseyi bıraktı köşeye. Hiç karı kızdan bahsetmedi. Hikmet sen ne yaptın? Ben ne yaptım? Ben de çalıştım. Çünkü vizelerim başladı. Çünkü sen mühendislik okuyorsun zaten. Ne yapabilirsin yani, ki en fazla? Yani. Doğru. Doğru. Yani, fizikler olsun. Ondan sonra fizik olsun. Böyle matematik olsun. Ders çalışıyoruz. Yani ne yapalım? Evet. Ufaktan radyoya da dinleyicilerimiz gelmeye başladı. Evet, hepinize hoş geldiniz diliyorum. Sevgili arkadaşlar, sevgili dinleyiciler. Bugün gündem yoğun. Konular yoğun. Aynı zamanda konuşabilecek çok şey var. İlk önce istersen ben bir anahtarı vurayım kapıya. Paul Hebner, değil mi? Earl Hebner mıydı? Earl yoksa bir tanesi. Hebner. Tamam. Paul o zaman oğluydu. Ya da başka biriydi. Yok, Brian mı? Acaba Paul kimdi işte? Bilmiyoruz. Montreal kazığı senaryo dedi. Montreal Screw Job senaryo dedi. Ne diyorsun Ahmet? Ya bu hafta içinde bir belgesel yayınlandı Vice kanalının tarafından. İşte bu Screwjob olayını konu alan. Aynı belgeselde Hebner diyordu ki işte Shawn Michaels'ın da haberi yoktu. Bret Hart'ın haberi yoktu. Bir tek Shawn Michaels'ın, benim bir de Vince'in haberi vardı diyordu. Şimdi de diyor ki işte senaryoydu. Bret'in de haberi vardı. Ben senaryo olduğunu düşünmüyorum. Bence Vince McMahon şimdiki imparatorluğunun temellerini o gün attı. O gün kendini muhteşem bir şeytan patron gibi gösterdi. Bret Hart'a memleketine çok büyük bir kazık attı. Ben senaryo olduğu kanaatinde değilim. Budur görüşüm yani. Hikmet sence senaryo muydu? Meşhur Montreal Screwjob adıyla bildiğimiz Vince McMahon'ın ringe gelip zili çaldırıp kemeri kaybetti, maçı kaybettirmesi. Daha sonra sevgili şeyin... Bret Hart'ın Vince McMahon'ın suratına tükürerek segmentin sona ermesi sence senaryo muydu? Ben yani böyle bir şeyin senaryo olacağını düşünmüyorum. Yani senaryo olan bir şeyde bir insan havaya WCW yazar mı? O da çok ilginç. Yani büyük ihtimalle Earl Hebner tutunduğu son dal olan TNA'den de şutlandığı için dikkat çekmeye yer arıyor. Bu da onlardan biri ya. Evet, bugün çekilişlerimiz olacak aynı zamanda. 5 tane misafir kullanıcımız var. Misafir kullanıcılarımız kısa bir işlemle mixer'a üye olursa çekilişlere de katılacaklardır. Ahmet, o zaman gündemi ufaktan değerlendirmeye geçebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Hikmet'te de herhangi bir sosyal faaliyet olmamış. Zaten mühendislik fakültesi. Oldu. Oldu nasıl dedi yani? Ve gol. İnanmıyoruz tabii buna. İnanmazsanız inanmayın. Başka. Ne gibi hikmet? Ne oldu mesela? Anlatmayayım müze. Kızla göz göze gelmişler. Bravo! Bravo! Helal olsun. Tebrik ediyorum Hikmet Zeymi. Evet. O zaman Rav'la devam edelim. Bu hafta uluslararası Cup vardı. Raw, SmackDown kadroları bazı isimler yer değiştirdi. Bazı büyük isimler yer değiştirdi. Uluslararası Cup mı? Evet. Kanada'da yapıldı. Ya. Ve Kanada aynı zamanda, hayır, uluslararası olma şeyi
Birleşik Krallık'tan da güreşçi gelebilirdi Raw SmackDown'a. Geldi mi? Bilmiyorum. Yok, ama. Pete'den aslında çok söyleniyordu. Hani kemeri de Walter'a kaybetti Pete'den. Kaç gün sürdü işte o Reign'in ardından. Hani gelir dendi ama gelmedi. Öyle yani, bir... Yani insanlar da şeyde yetinmiş oldu. Neydi? Murphy. O da bir Birleşik Krallık vatandaşı falan filan. Evet, Murphy. Öyle oldu. O zaman Raw'a geçelim. Raw'a açan isim Best in the World. Shane McMahon kız kardeşiyle beraber, Stephanie'yle beraber açtı ve Raw'ın ilk ismi The Miz oldu. The Miz geldi ve WrestleMania'da mağlup olduğu Shane McMahon'ı sandalyeyle işte şöyle böyle iyi bir dövdü. İyi bir ringten kaçırdı. The Miz yeniden Raw'da. The Miz yeniden kıtalar arası kemer şampiyonu olacak mı? Eğer olursa rekor kırıyor biliyorsunuz. Buğra Gür. Yani bu rekoru bugünlere kadar getirdiği için biz The Miz adına üzülüyoruz. Bu rekoru 2017 sonbaharında bekliyorduk, değil mi? Yanılmıyorsam. Yani biter sanırım. Evet. Fakat bugünlere kadar gelmiş olması gerçekten çok üzücü. The Miz bu rekoru mutlaka kıracaktır. Zaten ana kemer alma potansiyeli de bir güreşçi olmadığı için mecburen United States ya da Intercontinental'a oynuyor. Ya şimdi Hikmet yazmış Intercontinental draft olmadı mı diye de bilmiyorum ben yani. Şimdi, draft oldu. Oldu. Ya şimdi aynen. Ama Samoa Joe şimdi hala şeyde SmackDown. Yok yok. Duyuruldu. Hayır. Duyuruldu. Aynen öteki tarafa geçti. Ne ara ya? Ona kalsak Lars Sullivan'ı da bir Raw'a bir SmackDown'a duyurdular. Ben inanmıyorum. Bu hafta. Geç hayır. Şey olabilir. Pay-per-view'da ortak maçlar olabilir. Geçen tabii canım. Sene olmuştu. Bekleş hatırlarsanız. Geçen olur. Sene olmuştu. Çünkü pay-per-view'da iki brand, diğer brandtan bir rakiple maça çıkılabilir. Onun ayarlaması yapılır. O çok sıkıntı değil. Zaten Becky Lynch var. Hatta en büyük örnek. Doğru. Hem SmackDown kadınlar şampiyonu hem Raw kadınlar şampiyonu. O konuda mutlaka ayarlamalar yapılacaktır. Ayrıca ben Becky Lynch'in Raw'da kalacağını düşünüyorum. Çünkü Seth Rollins'le olan ilişkisini bölmeyeceklerdir. Ama aynı şeyi Charlotte Flair için söyleyemiyoruz. Ya tabii. Onlar o kadar mesela, çok fotoğraf attı. Neyse o meseleye girmek istemiyorum. Ona girmeyelim evet. Gecenin ilerleyen saatlerinde belki kırmızı Andrade noktalı. Andrade değil mi? Andrade maalesef. Şey maalesef. Maalesef. Evet. Maalesef. O gecenin ilerleyen saatleri o konuya girebiliriz. Emre Karataş yazmış. The Miz sırf rekor kırması için geçti Raw'a. Ya o şeye diyeceğim. Charlotte Flair'e diyeceğim. Charlotte Flair SmackDown şampiyonluğunu alıp diğer brandde kalabilir yani. Tabii canım. Raw'a yani. Bu yaşanmasın abi ya. Çünkü WWE bir tercih yapacak. Ya Becky'ye verecek. Becky Raw'a geçecek. Ya da Charlotte'a verecek. Charlotte Raw'a geçecek. Yani WWE bir sevgiliyi ayıracak. Şu da olabilir. Alexa da ayrı. Sevgilisinin ama gerçi Alexa Braun Strowman'ın az önce ne? Galiba fotoğrafı düşmüş. Takılıyorlar galiba. Alexa Bliss flört ilişkisi yapıyor galiba. Çok sevgililikte gözü yok. Duygusal bir kadın olmayabilir. Zaten geçmişte onunla alakalı haberler vardı. İşte Performans Center'da antrenörlerle yatıyor. O yüksek puan veriyor antrenörler. O tarz şeyleri de vardı. İddialar da vardı. Ki baktığınız zaman ana brand'de güreşmeye başladığı zaman ne kadar kötü bir güreşçi olduğunu gördüğünüz zaman wow deyip ihtimal verdiğiniz bir durum olabiliyor. Evet. Hikmet sana geleceğim. Ondan önce chatbox'ta Andrade huzuru bulmuş demiş Code Blue. O opportunist rekor kırma imkanı yok. SmackDown'a geçtiğimiz pardon kemer demiş. Makers Andrade 23 santim demiş. Emre Karatmış. O kadar kısa mıymış? 23 santim olan isminin uzunluğu galiba. Aynen. Evet. Andrade Cien Almas uzun. Yani o ondan bahsediyor bu arada. Evet. Evet Hikmet. Kıtalar arası kemer çıkması. The Miz, Shane McMahon, Raw. Yani bu arada bence ilk draft olan isim Shane McMahon ya. Ya Shane şöyle yani. Bu hani kontrolü ele aldılar ya 2018 sonunda. Tabii canım ben dalgasına diyorum. İki brandi de girdiler. Ya onlar zaten şey olduğu için artık başında olduğu için o biraz dalgasına denmiş bir şey. Ya devam edecek büyük ihtimalle bu şey. Uzun süre daha The Miz'i kemer çevresinde izleyemeyeceğiz.
Ama ben draftlardan sonra oluşan Smackdown diye düşünüyorum. Raw penceresinde The Miz'in kemer şansı bulabileceğini düşünüyorum. Ana kemer için. Bakalım, göreceğiz yani. Onun performansı da önemli şimdi. Yani şimdi Buragür'e döneceğim. Miz ve Mizes'i izliyor musun Buragür? Yani güzel segmentlere bakıyoruz tabii. Bazen ya Smackdown'un yarısı kadar izleniyor. Yani inanılmaz bir rating alıyor. Ya biz zaten Rumble'ın %40'ı kadar izleniyor. Ya The Miz baktığımız zaman yani Hollywood'da da kariyeri olan bir isim. Sürekli film çeken bir isim. Zaten gimmick'i de bunun üzerine kurulu. Ben WWE'nin hani sinematik yüz olarak sahip olduğu en ender güreşçilerden biri olduğunu düşünüyorum The Miz'in. Hani Total Bellas'tan falan çok izlenmesi de sürpriz tabii değil. Geçti yani, Hollywood'da bir fan kitlesi var. Ha, The Miz'in memesi yok ama güzel bir yüzü var ekranlara yakışan yani. Evet, Miz dedik. Miz ana kemer olur mu? Kemeri alır mı? Miz'den bahsettik. O zaman geçelim öteki segmente, maça. Geçelim. Hemen kısa zaten. War Raiders biliyorsunuz NXT'deydi ve bu hafta bayağı isim değişiklikleri gündem oldu. War Raiders ismi Viking Experience oldu. Ve Viking Experience Revival'la takım olarak Zack Ryder, Kurt Hawkins ve Ricochet, Alistair Black takımını yendiler. Viking Experience neler yapar Hikmet? Bu isim değişikliği hakkında neler düşünüyorsun? Öncelikle genel olarak bir şey yapayım, özet geçeyim. İyi debüt, kötü isim. Gerçekten yani bu kadar kötü bir isim görmedim ben. The War, yani bu Viking Experience iyi takım. Hani bayağı iyi takımlar. İndi kariyerleri de iyi. Ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. Raw'ın şu anda divizyonun aldığı iyi halde onların avantajını olacaktır. Kemer kazanmalarının zor olmayacağı düşüncesindeyim. Çünkü çok iyi bir izlenim verdiler. Evet. Umarım WWE bu takımı kaybetmez. Ama ben biraz da kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Hani üstlerinde plan yapmaya uğraşmaları, takım ismini değiştirmeleri falan. Buna gösterdiği gibi. Şimdi o zaman Buğra göre dönelim. Viking deneyimi Türkçesi. Böyle bir isim verdiler bu takıma. NXT'den de bildiğimiz bir takım aslında. Neler söylemiş? Bu NXT'de War Machine. War Machine Ring of Honor'da. Aynen. NXT'de neydi? War Raiders oldu. Şimdi War Raiders doğru, tamam War Raiders, düzeltiyorum. NXT'deki War Raiders gayet karizmatik bir isimdi. Macris Baba yazmış. Vikings Experience ismini duyduğumda sırtıma No Frost buzdolabı ağırlığında yük biniyor demiş. Yani gerçekten rezalet Viking tecrübesi demiş Mertay. Ya ilginç War Raiders, hani ben karakter bakımından kolay gimmick sahibi olabilecekleri için başarılı olabileceğini söylemiştim. En son şey programında, Takeover programında. Ya o fikrimin arkasındayım. Ama Viking Experience, Danimarkalı falan mı bunlar? Ne alaka yani? Ya işte yani oraya evet selam çakıyorlar bir nevi. Ya İskandinav, büyük ihtimalle bu Vikinglerin de dizisi var ya. Onlara selam, aynen. Kendi isimleri de değişti. Hanson'la Rov'du bunlar, Ivan'la Erik oldular. Ya o ayrı bir şey zaten ya. Hani Ivar değil mi? Ivar pardon. Ivar'la Erik oldular. Yani çok güzel isimleri vardı bu adamların. Hanson, Rock. Niye değiştiriyorsunuz abi? Ne olmuş şimdi? Ivar, Erik. Önceden neydi? Hanson, Rock. İyi bari bu şey yapmamışlar en azından. Bu Vikings dizisinin karakterlerinden iki tane yapmamışlar en azından. Saçma olmuş. Bence War Raiders iyiydi. Hadi War Machine diye hatırlıyorum Roh'tan. Ama evet. Yapacak bir şey yok. Bu ben kolay karakter bulup Usoların rakibi olabileceğini düşünüyorum. Tabii can. İyi takımlar yani. Şeyleri yok. Sırıtmazlar. Aynen öyle. Evet. Viking Experience'dan da bahsettik. Rav'ın sıradaki ismi Andrade. Andrade'de isim kısaltılan isimlerdendi. Fakat bakın nasıl alıştık. Hemen Andrade diyor sadece. Zelina Vega ile beraber. İçinde olduğu için hani. Tabii.
Zelenevega ile beraber Rav'a geldiler ve Andrade Rav'daki ilk gecesinde kıtalar arası kemer şampiyonu Finn Balor'ı mağlup etti Hikmet. Yani çok karizmatik bir galibiyetti. Hani adam konuşamıyor konuşamıyor ama karizması var. Ben açıkçası performansını da beğendim maçtaki. Biraz da Finn Balor'ı o rüyadan uyandırmak lazımdı. Bu şey moduna odaklamak lazımdı artık. Hani Demon'san, Demon değilsen yoksun moduna odaklamak lazımdı. İyi oldu bence ya. Evet Burak. Yani Andrade Cien Almaz çok üst düzey bir güreşçi olmayacak ama upcard, midcard arası gidip gelecektir. Aynı zamanda Charlotte Flair'ın sevgilisi olmasıyla da Booker'lar ona biraz daha sıcak duracaktır, daha yakın duracaktır. Bu, Triple H'e benzetiyorum bu konuda biraz Andrade'yi. İkisi de köylü, ikisi de köyden indim şehre modunda. Akıllı insanlar, biri Flair, biri McMahon kızıyla birlikte olmuş ve kariyerlerini yürütmüş isimler olarak anabiliriz ilerleyen yıllarda. Peki sizce WWE ayırmak mı istiyor bunları? Birini Raw'a, birini SmackDown'a yolladı. Veya Ric Flair, derin Ric Flair bir kim vardı? Kızımı bu çopardan kurtar diye. Abi şimdi sen Ric Flair'sın, tamam mı? Profesyonel güreş tarihinin en büyük ismisin. Bir tane kızın oluyor. O da profesyonel güreş tarihinin en büyük kadın güreşçisi olmaya aday. Eş seçimine bakıyorsun. Meksikalı bir mülteci. Suriyeli yani. Düşünsenize kızınız oluyor. Onu 20 yaşına getiriyorsunuz. Böyle güzelce eğitimini aldırıyorsunuz. Aynı şekilde yani yedirip içirip besliyorsunuz 20 yıl boyunca. Baba ben Suriyeli biriyle evleneceğim diyor. Kafayı yersin akbe. Pardon. Bir an kendimi kaybettim. Bunu YouTube'da biplememiz lazım buraya. Devam edelim. Evet, chatbox'a bakalım. Ric Flair küfür etmiştir bayağı demiş. Buğra Gür 2 dakikada Amerikan endüstrisini özetledi demiş Makers. Charlotte bilmem ne reis. Böyle böyle işte. O zaman Andrade... Allah akıl fikir versin. Demek ki abi bir kızın ya da oğlun olduğu zaman büyütürken böyle faşizm yükleyeceksin, ırkçılık yükleyeceksin biraz çocuğa. 20'sine 25'ine gelince böyle bir sürpriz yapmayacak abi. Hümanizm de bir yere kadar yani. Ne lan bu Ric Flair'ın kızı Charlotte Flair, affedersiniz, saksafon çalıyor, snap atıyor. Ne o? Meksikalı mülteci snap atıyor anasını satayım. Ben herhalde babası olsam intihar ederdim. Gerçi Ric Flair intihar etse de ölmez ama o başka ya, bir konu. Muhtemelen. Evet, Ric Flair, Charlotte, Andrade, Finn Balor, var mı daha diyeceğiniz bir şey yoksa devam edelim mi? Yok. Sasha var mı bu segmentte? Sasha şu an arka alanda ağlıyor. Ona geleceğiz inşallah. Yani ben o zaman bip. Neyse. O zaman Elias ringde. Elias her zaman gibi gitarını çalıyor. Geçtiğimiz hafta Undertaker'dan bayağı bir dayak yemişti. Bu hafta onu bölen isim Raw'un yeni ismi Rey Mysterio. Rey Elias'ı pataklıyor. Fakat Rey'i de pataklayan birisi. Orada Lars Sullivan. Lars Sullivan haftalar sonra ana kadro debutunu gerçekleştiriyor Hikmet. Yani ne diyebilirim ki? Diyecek bir şey yok ya bu herife ya. Gerçekten. Lars Sullivan mı, Rey mi, Elias mı? Yani önce Lars Sullivan'a diyecek bir şeyim yok. Sonra Elias neden böldüğünü anlayamadım diye diyecek bir şey yok. Hani sen bir Undertaker değilsin, sen bir John Cena değilsin. Niye böldün adamı abi? Neyse ya, keyfim kaçtı cidden. Uğur Agür'e şunu sormak istiyorum. Acaba Elias'ın her hafta böyle 10-15 dakika televizyonun süresi işgal etmesine ne diyor? Abi demek ki izleniyor adam yani. Ya da arenada olan seyirci desteği Vince'in içini gıdıklıyor falan yani. Ve yani ama iki türlü adım ileri gidemedik yani. Hayır her türlü reytingleri düşürmüyor demek ki bu adam. Çünkü reytingleri yani Düşüren bir yapısı olsaydı ikinci hafta göremezdik. Dediğim gibi 2-3 yıldır devam ediyor. Bu arada yazmış Ditman Walking. Sina müsait olduğunda Lars Sullivan ile kapışır mı? Abi beklenti nedir?
bu kel uzun boylu kaslı adamlarla Sina'yı neden dövüştürüyoruz sürekli? Böyle bir beklenti var. Çünkü Sina Kaptan Amerika ve çok iyi doğru. Canavar tokatlıyor. Doğru. Abi Sina 10 sene sonra veya 10 bile değil belki Amerikan başkanı olacak ya. Yalarsan. Ya bu Drak Dwayne Johnson için böyle bir iddia vardı da. Donald Trump gibi bir dev geldikten sonra ondan görevi devralacak ismin daha güçlü bir figür olacağı kanaatindeyim. Mesela Vince McMahon. Ne? Ne? Hayda. Ne? El ayısı bölenlere push yüzü göremesin inşallah demiş Hüseyin 1574. Ne? Yani bu SmackDown'ın son olayından sonra söyledi bunu. Evet, SmackDown'a da geleceğiz o zaman. Evet, devam edelim. Evet, o zaman burayı da geçiyoruz. Rava Tazekan, Usos artık gerçekten yani yeter dendirecek seviyeye gelmişti SmackDown'da. Usos artık Rav'da ve aynı gece Bobby Roode ile Chad Gable'ı yendiler. Usos, dünyanın en iyi takımı. Evet Hikmet, dünyanın en iyi takımı Usos. Rav'da şampiyonluğa ne zaman ulaşır? Haftaya olur mu? Vallahi olur. Ben varım. Ben okuyayım buna. Ya muhtemelen haftaya olur, olabilir. Yani alsalar şaşırmam. Şaşıran var mı? Yani buna şaşıracak olan var mı? Yok canım. Yani almasalar bence haber niteliği taşıyor bu durum. Evet. The Usos Raw kemerini alamadı. Bu arada Moneymakers yazmış. Elias hayvan gibi bir draw. Sıkıcı güreşçiler yerine bölge halkına laf sokup deli Boo alıyor. Hatta o Boo'dan önce biraz yağlıyor ve inanılmaz bir çeyre alıyor. Elias de öyle değişik bir karakter. Üzerine biri gelip bunu dövüyor ve deli çığır alıyor. Evet, sonra da çığır veriyor seyirciye. Hem kendine hem face isme katkı sağlıyor. Promo'da da güzel. Daha ne? Bence Rollins'ten 35 kat daha iyi. Ya yani evet. Rollins'ten bu son ya. Rollins cümleye kadar katılıyordum. Bir dakika. Evet. Rollins'ten 35 kat daha iyi olmak için iki sağlıklı ayak ve bir sağlıklı vücut. Hayır. Saygı duruşundayım. Hadi. Saygı duruşundayım. Finn Balor moduna geçtim. Aynen. Edilecek başka bir şey. Evet. Finn çok iyi reaksiyon alıyor ve Vince'in de istediği bu. Ona çok net katılıyorum. Ben bir şey diyeyim mi? Katılamıyorum. Roman Reigns bunu giriş kısmından ringe doğru gelirken de yapıyor yani. Adamın konuşmasına yani falan gerek yok. Evet. O zaman burayı kapatıp şeye geçmiştik Hikmet. Usos demiştik. Usos. Ben seviyorum vallahi ya Usos'u. Sevmeyen. Niye? Çünkü Samoa'la amına. Ne Samoa'sı oğlum ya? Pardon. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Arap şovu ne zaman? Kasım'da. Kasım'da değil ya. Ne Kasım'ı? Kasım'a kadar 5 ay var. Mayıs'ın başında. Hayır canım. O, aldılar onu oradan. Ne zaman aldılar o? WWE. Ben bakıyorum. Ben bakıyorum şu an. Her yine yerde. Rumble mı yapacaklar? Yoksa bu sefer açıklamadılar isimlisin. Yok abi. Falan mı yapacaklar? Yo 1 Kasım Suudi Arabistan. 1 Kasım ya. Ha, iptal etmişler onu o zaman. Aynen 1 Kasım. Çünkü şeyde Cuma günü vardı. 3 Mayıs. Abi çünkü 10 gün falan kaldı. Mayıs'a da ondan soruyorum. Yo 1 Kasım'da. Mayıs'ın ilk cuması mıydı? Neydi ya normalde? Abi hani senede 2 show yapacaklardı. O zaman Aralık'ta bir tane daha show yapacaklar. Yok canım yapmazlar. Chatbox'ın bu konuda aşırı kararsız olması. Haziran, Temmuz, Haziran, Money in the Bank'ten sonra falan. Vallahi bilmiyorum. Arabistan şovu, Brock Lesnar'ın o şova çıkacak. Ya. Abi ama şöyle bir şey de var. Undertaker güreşmedi bu şova çıkmak için. İmzaladı bu arada Undertaker WWE ile. Muhtemelen maça çıkacak. İlginç. Evet, devam edelim. Money in the Bank maçına çıkıyormuş. Ne dersiniz? Undertaker bir an bir gong sesi geliyormuş merdivenin tepesinde beliriyor alıyor. Keşke olsa bu arada ya. Şıdırırım. Evet. Sami Zayn'den kısa bahsedelim. Sami Zayn Moment of Bliss'in konuğu. Sami Zayn enteresan bir haleti Rui içerisinde. Saçları kazıttı. Suriyeli mottosuyla bu hafta kanalımızda yüklendi. Suriyeli Sami Zayn mottosuyla. Nasıl bir görünüm sergiliyor. WWE izleyicileriyle çok alay ediyor. Neler söylemek istersiniz Sami Zayn'in yeni karakter hakkında? O da Rav'da bu arada.
Yani Sami Zayn şu anda heel mi face mi ben anlamadım ama en son heel turn yaptıktan sonra böyle bir Kevin Owens'in yanında troll hareketleri vardı. Vince McMahon bunu beğenmiş ve oradan yakalamış olacak ki bu trollüğü tek başına sergilemesine izin veriyor. İlginç bir şekilde arenada Sami Zayn'in segmentlerinde eğleniyor. Herhalde acıyorlar. Yazık Suriyeli mülteci diye. Yazık Suriyeli. Gülelim de mutlu olsun zaten savaştılar. Ya Sami Zayn ne diyelim abi gerçekten bu hafta herhalde Raw'daki tek adam akıllı promo segmenti Sami Zayn'inkiydi. Raw'un da bu hale gelmiş olması üzücü tabii. Hikmet, Sami Zayn'in bira göbeği hakkında ne düşünüyorsun? Ya abi. Bira değildir abi o. Şeydir. Ya, ayran göbeğidir. Ayran göbeği. Abi. Ayran döner. Tavuk döner. Bizi diyersen çok kötü ya. Tavuk döneri dürüm yemiş. Ondan ötürü fazla ekmekte kilo yapmış. Yoksa aynen, şey. Aynen öyle. Hani. Bilmiyorum ya sakatlıktan dönmüş adamın da hani hep böyleydi ya yok hep böyleydi. Ama yani Daniel Bryan'ın da fiziği çok mükemmel değil ki. Ya şöyle bak kendini taşıma ne? Anlamadık. Ne diyorsun Ahmet? Devam edelim Ahmet gelene kadar. Sami Kel oldu kafayı sıyırdı demiş Villain MS. Kafayı Max sıyırmış sen. Evet. Kuti demiş, Beyler açılan oyun kanalından da bahsedin. Evet, Güreş Türkiye oyun kanalı hem YouTube'da hem Instagram'da aktif oldu. Dileyenler takip etsin bakalım. Güzel şeyler çıktıkça biz de paylaşacağız ana hesaplardan. Dietman Walking yazmış. Abi Owens Intercontinental, Sami Zayn United States Championship alsın. Survivor Series'te kapısından. Ya bu abi... Abi bunu bir e-booker'da falan yazsan konuyu kitler çöpe atarız yani. O kadar söyleyeyim sana. Abi birine Universal verip öbürüne WWE Championship vermek varken niye böyle bir yıkıklık yapalım ya? Doğru. Makers yazmış. Sam Zayn'de tam böyle mahalle arası elektrikçi tipi var. Elektrikçi doğru. Böyle işportacı tipi var. Mahalle arası her şeye koşan Joker adam olabilir Sami Zayn. SD versus Raw salın yeter lan demiş Kuti Mysterio. Evet ilginç bir şekilde bir türlü brand savaşlarından kurtulamadık. Ahmetciğim devam edebiliriz diye düşünüyorum. Raw en büyük transferini yaptı. Kimden bahsediyorum sizce? AJ Styles. Hayır Naomi. Naomi Raw'a geldi. Ne olarak? Hadi bakalım buna cevap ver. Ne olarak en büyük transfer? Yani ne şimdi olarak? Usolar gibi büyük bir tabii takımın canım. Kız arkadaşı yok, hiç olmaz. Yok hiç üzmezler onlara. Naomi ve Bayley ikonik kendiler hikmet. En büyük arka tampon transferi. Hayda. Tamponlar evet, tempra. Iconix yenildi hikmet. Bayley ve Naomi'ye. Ya Iconix zaten kemeri nasıl aldı ki yani bu bacı kazanabilsin. Evet. Iconix. Çok seviyoruz ama yani böyle bir şey var. Eğretilik var. Yani Sasha Banks Bayley'den ikonikler bence daha iyi. Bu arada Ahmet P'yi kaçtan aldın demiş Makers. Bugün Makers Ahmet feyodu var herhalde chatbox'tan. Ben hesapletmesinden alıyorum. İkonikler ilerleyen haftalarda kemeri kesinlikle kaybedecektir. Bu arada diğer draft'te mi geliyoruz? Bayley'e mi geliyoruz? Ona SmackDown'a geçeceğiz. Tamam hadi SmackDown'a devam edebiliriz. Şimdi Iconix dedik bu arada. Şeyden de bahsetmeden geçmeyelim. Hafta içinde bir haber düştü. Sasha Banks kemeri kaybedeceği haberini WrestleMania günü öğrenmiş ve kemeri kaybettikten sonra yere yatmış. Bayağı ağır kendini yerlere atmış. Abi. Alınmış. Abi besle yetimi öpsün. Ne? Seni. Öpsün seni. Aynen öyle. Tamamen olay o. Bayley ile Sasha Banks'i çöp kutusundan çıkarıp televizyon ekranlarının önüne koyup
güreşçi yapan, süper yıldız yapan Vince McMahon artık Bayley ile Sasha'nın bu tavrından sonra WWE'nin giriş binasına bu sözü yazdırmalı. Besle yetimi öpsün seni. Tamam. Bir şey diyeceğim. Biliyorsunuz WrestleMania 34'te 10 yaşındaki Nicholas Raw takımlar şampiyonu oldu ve sadece kemeri bir gün taşıyabildi. Ama bu kadar şey yapmadı yani. Ağlamadı yani. Hatta hiç ağlamadı yani. Yani inanılmaz ya. 10 yaşındaki ya. Çocukta daha fazla yürek varmış gerçekten Sasha Banks'in. Gerçekten nasıl bir şey yapmıştı? Neydi ona ya ne demiş? Abi, kusura da bakılmasın yani. Bu kadınlar devrim yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor diye. Federasyon kaldırdı egolarını. Çok affedersiniz popolarını yani. Evet. Yani adam saydık eşeğe bize vurdu. Kıçmayı aynen kutum ister yok. Katılıyorum kardeşim. Konu hakkında diyecek çok bir şey yok. Bayley ile Sasha Banks'in de brandlerinin ayrılması mükemmel oldu. Yani Vince McMahon'ın alnından öpülesi yönetici bir adam ya. Yani çok zeki bir adam ya. Müthiş zeka. Evet. O zaman Bayley Sasha bu şeyden bastığımıza göre bir sonrakine geçelim mi? Geçelim. Bunu size bırakıyorum. EC3 Braun Strowman'dan hayatının dayağını yedi. EC3 de rava geçti. Evet, yayına şimdi Buğra Yücel'i bağlıyoruz. Evet Hikmet. EC3. Sen yani, sevdiğin bir isim diye sana söz hakkı vereyim istedim. Yani EC3 TNA'de büyük bir damga vurmuştu. Fakat WWE kariyeri tam bir şey tapında. Nasıl diyeyim? Yani özetle şöyle sana yardımcı olayım Hikmetciğim. EC3 Drew McIntyre'ın yarattığı efekti yaratamadı. Yaratamadı. Evet. Ama çok çaplar ya. Bu arada Cüre mesaj evet. Geldi. Evet. Hani bu Ahmet yazdı Skype'a. Şey etkisini yaratamadı. Çok hemen NXT'ye geldi. NXT'den ana kadroya çıkardılar falan filan derken. Hiç izleyemedik ki EC3'yi karakteriyle vesaire. Ya ama maalesef şimdi şöyle de bir durum var aynı zamanda. EC3'nin beklentisi neydi ben federasyona gelirken? Yani evet, 205 live güreşçisi mi olacaktı? Yoksa ana brand jobber'ı? Ya adam şeyin mesela diyorum, zaten. Mesela diyorum yani. Chatbox'a yazmışlar. Mertay demiş. EC3 niye geldi ki? Ya muhtemelen daha büyük bir güreşçi olabileceğini düşündüğü için geldi bence. Yani Arda Nes yazmış. EC3 kralı harcadılar. Ya maalesef EC3'nin federasyonda şu an denilen noktada neden böyle olduğu sorusunun cevabı bence EC3'nin kendisinde var. Abi hiçbir şey sebepsiz değildir. Tabii canım. Testlerde mi bir sıkıntı çıktı? Kilo mu verdi? Vince McMahon'ın kankasına laf mı dedi? Triple H'in önünden geçerken üzerine çay mı döktü? Ne oldu bilmiyoruz. Niye böyle oldu bunu da bilmiyoruz. Ama akıl yürütebileceksek genelde başka federasyonlardan gelip böyle başlayanlar tutunamamış ve şirketten ayrılmıştır. EC3'nin gittiği nokta da budur. Yani de EC3'yi buradan giderse hani yani bir yere gidemez artık. Ya noktası bırak. New Japan Pro Wrestling'de falan güreşeceğini düşünüyorum. Yani. O kadar şey değil ya, yetenekli değil hani. Bir de kendisinin abi daha yetenek gerek var. Yok ki yani. Evet, NJPW'da doğru. Bir tane vuruyorsun yarım saat yatıyor ringde adam. Falan. Abi Jay White şampiyon oldu ne yeteneği. Doğru. Durman yok değil mi lan? Doğru. Daha küfür yemedik yok. Evet o zaman. İsmek ben beğenmedi demiş. Ya olabilir. Beğenmediyse niye sözleşme imzalatır? Yani. Sizin bir federasyonunuz var. 3 sene 5 sene sözleşme bağladığınız adamın nasıl bir güreşçi olduğuna bakarsınız. Ya da önünüze gelen raporları okursunuz. Bence Vince McMahon izlememe gibi bir şansı yok. Ya Vince McMahon abi ben Vince McMahon var ya size şöyle bir şey söyleyeyim. NJPW, Raw, TNA bütün şovları izliyordur abi. Evet. Bütün her şeyi izliyordur yani.
yapmaz yani. Bir de şöyle bir durum var. EC3 bu adamın eski çalışanı. Yani bir de eski güreşçisi. Tabii çok iyi tanıdığı güreşçisi. Moneymakers yazmış. NJPW'da yeteneğe ne gerek var? Adamlar zaten kısık gözü göremiyor. Kim şampiyon ondan bile haberler olmayabilir. Yani. Bu lafa ben alınırım yalnız. Ben de çekik gözüyüm. Af. Yani ben de. Kutu Mister ya, yazmış. EC3'nin bir de Ambrose'un finisher'ını kullanması. EC3 konusunda ben bir dakika sesim geliyor mu? Geliyor. Evet. Yani çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum ben. Yani EC3'ye değil. Yani WWE'ye bu konuda. Hani çok bir kalabalıkta geldi. Bir yani Kasım ayı bir keşmekeşinde geldi. Normalde henüz o karakterin oturtamaması, o süreyi alamaması. Bence bunlar zaman olacak şeyler. Derek Bateman ismiyle NXT'nin ilk jenerasyonunun isimlerindendi EC3. Hatırlarsınız belki. Evet, ben Derek Bateman'ı da beğeniyorum. Bak, Derek Bateman'ı da beğeniyordum. Bak, beğendiğim bir güreşçiydi. Ama WWE'nin o anda WWE'den ayrılması daha doğruydu. Ayrıldı, geliştirdi, geldi. Şimdi de şans bulamıyor. Bilmiyorum yani herhalde Vince McMahon TNA'deki parlayan güreşçileri TNA izlenir diye federasyonuna alan bir adam. Artık başka bir şey düşünemiyorum. Ben zamanla olur diye düşünüyorum. Bunlar hep zaman işi. Çünkü kaç yarım sene olmadı, 6 ay olmadı. Yani, Rav'da yani, bir an kurmak, o kadar süre almak kolay bir şey değil. Bir de çok şeye denk geldi. Hani çok karmaşık bir dönem. Ardından da oturasın en ya. Çok, bence çok yanlıştı o dönem NXT'in isimler gelmesi. Yani. Neyse. Evet, devam edelim. Abdülkerim Boyacı yazmış. The Shield kaçıncı kez son maçına çıkıyor? Ben sayamıyorum artık. İkinci. Abdülkerim hoş geldin. Cizre'ye de buradan selamlar. The Shield sonuncu kez son maçına çıkıyor. Bundan sonra birçok kez devam her pazar devam edebilir bu seriye. Hiç sıkıntı yok yani. O zaman oraya gelmişken hemen ona da bir nokta koyalım. Shield son maçına çıkıyor. Rakipleri kim sizce? Doğası kabul olmayanlar sıralı liste. Nargileciler. Sürpriz bir seçim yapmış WWE. Baron Corbin, Drew McIntyre ve Bobby Lashley. Of, ne kadar büyük bir seçim liste ya. İnanılmaz ya. İnanılmaz. Ringin sonunda kim kalır? Bobby mi kalır? Şimdi hepsinin finisher vurduğu isim kim olur? Bobby mi olur? Drew mu olur? Bana Baron Corbin bu kadar çizilmez gibi geliyor ya. Belli de olmaz tabii. Bence şey olur gene neydi? Bobby Lashley olur. Çünkü şu an şey yapmış. MMA'ye gitmek istiyorum falan demiş. İzin verin lan demiş. Bakalım. Ditman Walking yazmış. Abi Corbin çok harcanıyor bence. Ya Baron Corbin'in ya. Baron Corbin'in bu yetenekle bu seviyede olması bence çok büyük bir olay ya. Yani. Kutu Mister yazmış. Lashley yiyecek hepsini. Yani olabilir. Mekir Baba mi demiş. Baron Corbin'in geçen Raw'da farklı bir şekilde uzunca anons edildiğini fark ettiniz mi? Corbin ve Elias'ın nedense alttan alta gelen büyük draw'lar olduğunu düşünüyorum. Yani abi Elias zaten Allah öyle de. Versin. Elias zaten öyle de. Corbin geçmişte öyleydi. Yani bundan sonra çok farklı bir şey yapabilir mi Corbin? Hani GM oldu. Ne olması lazım yani? CEO falan olması lazım. CEO falan olması lazım. Corbin şeyde bitti ya. Bu bir savaş kanalisiyle tartışmaya girdi ya. Kimle? İşte Corbin Money'de çok bank saçmalıklar yaptı. Öyle bir dangalaklık yaptı. Orada koptu. Yoksa bu adam dünya hayır, şampiyonuydu. Bak hayır. GM'lik kariyeri de çok güzeldi. Yoksa i̇şte Shield'ı Shield polis aradı. Shield'ı tutuklattı. Tabii. Karakola falan yollattı. Gerçekten çok güzel senaryolarda oynadı. Ve hiç sırıtmadı da. Tam bir yöneticiydi. Böyle çalışırsanız çoğunuz fark edeceksiniz. Baron Corbin gibi sinir bozucu, her işe burnunu sokan fakat bir halttan anlamayan adamlar böyle hayatın her aynen tam bir Türk tipi müdür. Hayatın her alanında böyle insanlar vardır. Bir gün müdürünüz olduğu zaman da anlayacaksınız. Mesela ben öyle bir müdürüm. Ne? Ne? Peki Baron Corbin gömleği giyiyor mu? Bunu da sormak istiyorum. Ne? Buğra Gür kendinde formu yöneticiliğini mi işaretli? Doğru.
Did my walking day diyor. Corbin Angle'ı yenip momentum kazanmıştı. O momentumu yediler ya. Abi Angle'ı yendi bu adam WrestleMania'da gerçekten ya. Abi Angle'ın yani çok boynu yoktu. Abi. Boyunsuz Angle'ı ben de yenerim ya. Doğru. Şimdi doğru. Şu Elias mevzusunda ben de iki kelam etmek istiyorum. Elias daha 31 yaşında. Çok genç. Yani 29 yaşından beri Rav'da bu adam. Bayağı da süre 31 daha yaşında mı ya? Evet, bir 50 gibi duruyor. Tabii yaşlı duruyor. Fakat ben büyük bir draw olacağını düşünüyorum. Hani bu yeni bir Dolph Ziggler olur anca olursa. Fakat bu da iyidir yani. Bayağı kemer kazanır. Ya abi Dolph Ziggler ağzını tutsa iyi bir dünya şampiyonu reyni olacak adam. Abi Baron Corbin mevzusuna geldiğimizde Baron Corbin ya çok enteresan bir adam. Yani çok yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir sempatim var kendisine. Twitter'da bayağı ayar veriyor bu adam marklara. Yani bu yes. O konuda bir sempatim var. Ha Baron Corbin'den büyük bir draw olur mu? Hiç sanmıyorum. Geçmişte ya. Bence oldu. Daha fazlası olmaz yani. Yani Shinder Mahalle cash'in yapamayan adam. Doğru. Evet. Geçelim o zaman. Lacey Evans. Raw'un yeni ismi ve Lacey Evans. Natalya'yı yenerek Becky Lynch'in yeni rakibi oldu. Bakalım Lacey Evans Becky'yi yenerek kemerlerden birini Becky'nin omzundan alabilecek mi Hikmet? Yani ne oldu bir uhrevi bir ortama giriş yaptım. Bir iç geçirdim ama çok beğeniyor galiba Lacey Evans'ı. Abi Lacey Evans güzel kadın şimdi yalan yok. Charlotte yani, Flair'ın poposunun daha güzel olanı. Yani evli olmasa surat neyse. Da daha güzel. Ben evet. Lacey Evans'ı ilerleyen haftalarda daha iyi değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Ring içini beğendim mi diyecek olursanız hani o kararlılığa ulaşabilecek durumda değiliz bence ama geçmişte güreşmemiş bir isim. Yani çok fazla harikalar yaratacağını düşünmüyorum. Çok da beklentim yok açıkçası. Evet. Yani. Ziggler nerede lan demiş Kuti Misterio. Ziggler'ı evde unuttular. Hala şova getirmiyorlar sevgili Kuti. Ziggler şu an komedi turu yapıyor. Dünya genelinde. Amerika genelinde pardon. O zaman var mı evet. Daha bir şey? Lacey Evans. Yo Lacey Evans haftaya daha iyi izleriz diye düşünüyorum. O zaman main event'e geçiyoruz. Yine değişik bir takım var main event'te. Ne? Dair, Lashley ve Corbin. Bu sefer rakipleri Rollins, Roman ve gizli bir partner. O gizli partner AJ Styles. AJ Styles 3 sene sonra mı? 3 sene sonra evet SmackDown'dan Raw'a geldi. 2016'da geçmişti. Yapmıştı. Şimdi temelli Raw'da. Tabii 3 sene oldu. Şimdi temelli Raw'da AJ Styles. Ve maçı takımına kazandırıyor bu takım. Burak Gür. Ya 2016'da brandler ayrıldığı zaman AJ Styles da SmackDown'a geçmişti. Dean Ambrose'la uzun bir feud yapmışlardı. Dean Ambrose'un ne kadar yeteneksiz bir güreşçi olduğu ilk olarak AJ Styles feud'unda ortaya çıkmıştır. Gerçekten ne? AJ Styles da hiç idare edememiştir Dean Ambrose'u. Gerçi idare edecek bir yanı yok. Kötü bir efendim. James Ellsworth'un daha çok feud'da rol alması. Yani James Ellsworth'un AJ Styles'ı iki defa yenmesi gibi değişik durumlar da söz konusuydu. İki mi? Üç ya. Bir belki... Mersin maçında yendi. Bir Dean hakemken yendi. Tamam. Bir daha yendi. Bir daha... Ya diskalifiye sayma işte. Tuş etti. Enteresan da. Yani. Neyse özet geçersek AJ Styles'ın muhteşemlikle muhteşem brainlerle dolu SmackDown kariyeri böylece sona ermiş oldu. Artık rahatlıyız AJ Styles'ı. Bunu bekliyorduk. Beklediğimiz bir draft'ti. Yaklaşık birkaç ay önce konuşmaya başlamıştık bu durumu. AJ Styles main event'a girerek ben buranın da inşaatçısıyım. İşte has built diyor ya. Yani. İşte, inşaatçısıyım, müteahhitiyim. Tam bir Türk olması gerçekten. Rizeli yani, müteahhit olması AJ Styles. Yani. Neyse. 53-61. Bakalım AJ Styles Rav'da beklenmedik şeyler yapabilir. Seth Rollins'in rakibi olursa da açıkçası tadından yenmez. Ben heyecanla bekliyorum AJ Styles'ın. Ben upcard başlayacağını düşünüyorum. Daha sonra main event'a doğru hızlı hızlı yürüyecektir.
Evet Hikmet, sen ne diyeceksin? Oradan da puan ve SmackDown'a geçeceğiz. Yani beklediğimiz bir draft'tı gerçekten. AJ'in Raw'a geçmesi. Ben iyi oldu düşüncesindeyim. Tam Raw biraz fazlalıklardan kurtulmuş yükleri atmışken AJ'yi getirmesi şovun geleceği adına iyi bir hamle. Hani çok böyle bir transfer yapmak Raw'ın elini güçlendirdi bana göre. Çünkü AJ son yıllarda yaptıklarıyla ilgi çeken bir adam. Yani ben iyi buldum. Maça girmiyorum. Zaten yani şöyle diyeyim. Barcelona Fenerbahçe maçı gibiydi. Umarım AJ'in iyi bir performansını izleriz. Seth Rollins feud'a girerse de umarım sakatlanmaz. Evet Ahmet, senin görüşlerini dinleyelim AJ Styles hakkında. AJ Styles yani 3 senedir SmackDown'da yapılabilecek her şeyi yaptığı kanaatindeyim. Bir renk değişimi iyi oldu. O zaman Rav'ı puanlayalım. Chatbox'a da soralım. Rav'a puanları kaç? 5 üzerinden. Aynı zamanda siz değerli katılımcılarımıza da soralım. Hikmet, Rav'a 5 üzerinden puanın kaç? Uluslararası Shake Up. Yani 4 diyeyim. Yani, özel bir şov. Özel şovların hastasıyız. Ben de 4 diyorum. Sen kaç diyorsun sevgili Ahmet? Ben de 3 diyorum. Kuti Misera 4 demiş. Makers Baba 3 demiş. Deadman Walking 2.5 demiş. SmackDown'a geçebiliriz diye düşünüyorum. Eğer varsa dediğiniz için. SmackDown'a geçelim. Kuti Misera yazmış. Becky'nin kemer durumları daha önce Angle'a olan bir gecede aynı maça iki kemerini aynı anda kaybetmesi gibi bir durum olabilir mi? Olabilir ya. Bir gecede hem kadınlar maçına hem erkekler maçına çıkabilir Becky. Böyle de kaybedebilir. Hatta birini kaybedip ikisini ortaya birini kaybedip biri kendisinde kalabilir. Universal kemerini bile kazanabilir arkadaşlar. Yani belki hiç bu yani. O kadar apt yani. Bu kemerin tane ayrılması, iki brand'de de farklı isimlere şans verilmesi. Fakat şimdi ikisinde birine verdim. Çok çok absürt ya. Kusura bakmasın sevenlere. Ya bir de WrestleMania main'ın tane konuşmadık da. Yani roll up'la bitti arkadaşlar. Çok komikti bence. Ya bu tarihi yazsa Hitler yazardı ya. Doğru. Doğru. Abi WrestleMania main eventi yani bilmiyorum, roll up'la bitmiş olması bence fiyasko. Yani Roman Reigns'in Undertaker'ı yendiği geceden daha kötü bir main event sonuydu bence. Makers Baba demiş bir var, WrestleMania main eventi ilk maç değil miydi? Yani tersten main event, evet öyle. Ne yapalım, öyle artık kendimizi şey yapacağız, avutacağız. Evet Ahmet, SmackDown. Evet, SmackDown'ı açan isim, ya SmackDown'da da tadım kaçıyor. Kofi Kingston falan kimlere geldik ya. Kevin Owens açıyor şovu. Kevin ya Owens bunu diyen adam Jinder Mahal şampiyonken ya, her akşam düşünüp rüyalanıyordu ya. Evet, şovu Kevin Owens açıyor ve New Day'in kutlamasında Kevin Owens bayağı pankek yiyorlar. Abi her hafta kutluyorlar. Yeter! Kutluyor. Bu yeter hafta ya. Yani kutlamalar devam ediyor. Bahsettiğimiz takım New Day. Yani her hafta kutluyor. Evet. Kofi WWE şampiyonu oldu ve şimdiden Roman Reigns WWE şampiyonu olur mu diyoruz. Bir daha sizce erken olmadı mı? Ne diyeceksin? Abi haftalık şovda değilsin kemer. Bak yemin ediyorum haftalık şovda değilsin. Ya o kadar büyük bir şımarıklık ki şu kemerin Kofi'ye verilmesi. Ya hiç kimse kusura bakmasın. Çok büyük şımarıklık. Ben, yani Daniel Bryan'ı heel olarak yükseltip, bak Daniel'ı heel olarak yükseltip Roman'a verebilirsin face olarak. Buna eyvallah. Daniel çünkü kariyerin zirvesindeydi ya. Çok büyük şımarıklık. Hiç kimse kusura bakmasın. Çarpıldı ya. Sesi gelmiyor. Ya Ahmet tam bağlama ya. Daniel Bryan kaybetti. Tamam üzgünsün. Anlıyorum. Ay Daniel Bryan ama kaybetti de Jinder Mahal alamadı diye Ahmet ağlıyor. Baba Nil'de 2 yıldır ulan kenar Hikmet, olsa da olmasa da bir şeyleri kutluyor. Yo. Deliye her gün bayram sözü harbiden doğru demiş Mekriz Baba. Ya bak size bir şey söyleyeyim. Bir çok yanılmıyorsam WrestleMania'dan 2 hafta ya da 3 hafta önce bir radyo programında Chatbox'ta bir tane dinleyicimiz pankek yiyen adam, pankeke çikolata sürüp birbirine seyircilere atan adam falan WrestleMania'da ana kemer mi kazanacak demişti. O yoruma gülmüştük ama
yoruma gülmüştük ama ciddi ciddi yaşanıyor şu an bu ya. Ya bu... benim 11 yaşında kardeşim var Emir. Böyle ben bazen izledim izliyor. Dedim Emir Kofi Kingston WWE şampiyonu. Dedi ki abi vay ben senin aklına sokayım bunu niye izliyorsun? %100 yaşandı bu. Şaka yapmıyorum. Ya ben size söyleyeyim bu olayın neden olduğunu. Bizzat tanık olmadım ama arka alandaki dedikoduları anlatıyorum. Buğra Gür dizinden Miss McMahon'a büyük bir teklif yapmış. Evet. 1 milyon dolar karşılığında Kofi maçına şike yapmış. Ne? Tamamen kendini haklı çıkarmak için Seth Rollins ancak Kofi Kingston seviyesinde bir adam olur demek için. Doğru. O yorumun artık aklı çıkmış olması. Ya, Araplar falan gerçekten Araplar falan seviyor herhalde Kofi Kingston'ı. Yoksa Kofi Kingston hala ana kemer almasını anlamlandırabilmiş değiliz. Kofi evet yeni ana kemer şampiyonu, tarihin 51. WWE şampiyonu oldu. Kofi de kemeri Jinder gibi 170 gün tutsun, sonra aynı seviyede olup olmadıklarını tartışırız. O zaman geçelim mi SmackDown'da yeni segmentimize, yeni maçımıza? Tabii geçelim. Finn Balor SmackDown'un yeni yüzü ve aynı gece Mustafa Ali'yi yeniyor kendisi. Kıtalar arası kemer şampiyonluğu SmackDown'da mı Raw'da mı, bunun düğümünü Money in the Bank'te göreceğiz. Hikmet? Senin görüşlerini dinleyelim. Benim mi? Evet, senin görüşlerini dinleyelim bu ya, segmentte. Finn Balor biraz da burada kız çocuğu sevindirecek. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet. Buradan WWE şampiyonuna yürür ama Finn Balor. Öyle ya da böyle bir şans bulur yani. Ben de SmackDown'da Finn Balor'ın çapının ana kemer almaya yeteceğini düşünüyorum. Zira zaten şampiyon Kofi Kingston. Bence yetmeyecek. Neden söyleyeyim mi? Ya bence çünkü, de alamayacak da ama yani o seviyeye çıkartsın. Çünkü Roman Reigns. Abi Roman Reigns'in rakibi kim olacak? Yani SmackDown'da çok acayip isimler yok ki. Roman Reigns 2 kim? 1 Roman Reigns 2 kim? Boş. Boş yani. Samoa Joe geçti diğer tarafa. 2 yani, kim olabilir? Daniel Bryan. Yani 2 eski şampiyon. Abi tamam. Daniel dönemeyecek ya. Adam bitti. Tamam sakın. Randy Orton'dan başlar Roman demiş. Randy Orton güzel bir tahmin. Güzel de bir feud olabilir. Hatta... Ama işte bence Roman Reigns şu anda arka alandaki destek olarak Randy Orton'dan daha büyük. Yani hani bir Randy Orton şeyi var ya işte hani arka alanda istediğini alıyor falan diye. Evet, Raw net kazançlı çıktı demiş. Kim demiş onu lan? Yorumu kaybettim. Ha, Velveteen King. Kesinlikle katılıyorum. Kesin. Main Eventer konusunda çok büyük sıkıntıları var. SmackDown'ın. Zira Aleister Black, işte Ricochet gibi isimler de Raw'da. Ya Roman Reigns'in karşısına çıkacak adam kalmadı ya. Değil mi? Roman Reigns Allah'lığını ilan edecek herhalde abi, SmackDown'da çıksa, görünen o. Çıksa ne oluyor ki? Adam zaten her maçını kazanıyor anasını satayım. Yani bir şey de değişmiyor. Doğru. Doğru. Roman Reigns'i gerçekten bilmem kaç aydır kaybetmemesi. Roman'a geleceğiz. Şimdi Roman'ı şey yapmayalım bence. Onu tam sona saklayalım. Biraz heyecan olsun bence. Finn Balor dedik. Finn Balor'la ilgili var mı başka diyeceğiniz bir şey? Geçmiş olsun diyecek bir şey yok. Yani. Kadınlar maçı Carmella Charlotte. Charlotte tabii ki Carmella'yı yeniyor kraliçemiz. Sonrasında maçın ardından Carmella ringdeyken ona basan birisi var. Lars Sullivan. Ne? Ringi basıyor. Lars Sullivan. Carmella'nın üzerine doğru yürüyor. Ve Lars Sullivan'a çok büyük tepkiler var seyircilerden. Asshole tezahüratları var. Lars Sullivan'dan nefret ediyorlar bayağı. Yürümedi diye bu arada asshole diyor seyirciler. Evet. Ne diyeceksiniz? Lars Sullivan, Carmella, Charlotte, Hikmet. Ya ben bunu niye izledim gerçekten ya? Gerçekten zaman kaybı bir segmentti bana göre. Yani en azından Carmella'yı görmüş olduk. Evet. O yönde neydi? Evet Burak'ır. Velvet'in King yazmış. Ağustos'taki Shake Up'ta SmackDown'dan bir şeyler bekliyorum. Var mı Ağustos'ta Shake Up mı duyuruldu abi? Öyle bir şey yok. Vallahi mükemmel uydurucu bir toplumuz gerçekten ya.
Arnold Schwarzenegger. Bunun korusunu mu açtık sen ben? Ne yapsam? Bitmem Walking yazmış. Andre the Giant'tan adam adam jobber oluyor ya. Andre the Giant alan adam jobber oluyor ya. Kim aldı? Carmella aldı. Carmella şey almadım ya. Battle Royale aldı canım. Andre the Giant almadı. Andre the Giant Woman's Battle Royale. Hayır, bir adam deyince ister istemez kafa şey bekilince geçti. Ya bu herkesin bir maç kaybedince jobber olması beni gerçekten bitiriyor ya. Ya o o kanser ya, o büyük bir kanser. Ya maalesef. Birisi de ama yani yenen kadın da Varisman'ın ana maçındaydı yani. Nasıl jobber olabilecek? Yani. Ya kadınların işte en büyük problemi o. Ya ana kemere oynayan main eventer oluyorsun ya, ya da jobber oluyorsun. Bir ara kemer olmadığı için ara kemerde takılmayınca mecburen ya ana main eventer oluyorsun ya jobber oluyorsun. Bunu geçtiğimiz süreçte brandler birleştiği zaman Shield hegemonyası ara kemerlere el koyduğu zaman SmackDown ve Raw brandlerinin güreşçileri de yaşamıştı. Bir süre kadronun, roster'ın yarısından fazlası jobber gezmişti. Evet Ahmetciğim. Böyleydi bu da. Bir sonraki olaya hemen geçelim. Onu da kısaca atlayalım. SmackDown'un yeni bir takımı var. Yani nefesim yetmiyor. Asuka ile Kairi Sane yeni bir takımı var. Yani ne Paige, bu? Yani Paige hangi rütbeyle, hangi yetkiyle bunları duyurdu onu da bilmiyorum ama Paige duyurdu. Ve böylelikle Kairi Sane SmackDown'da artık. Yani gerçekten Leroy Sané gelse daha çok sevinirdim. Doğru. Ya şeyler tek, dilsizler, işitme engelliler tek diyeyim anasını satayım. Şey, neydi o şeyin adı, altı notta körler miydi neydi bir tane vardı ya. Aynen. İşitme engelliler tek diyeyim. Japon İttifakı yazmış Kutu Misterio. Yani Japon İttifakı bile değil ya. Güney Kore İttifakı anca o ya. Perinçek, Doğu Perinçek bunları görse... Doğru, Doğu bloğundan var. Düşüncelerin evet. Sorgular. Maalesef öyle ya. Evet, Kairi Sane'nin Asuka Hikmet. Yani ne denebilir ki? Tarihteki herhalde ilk Japon takımı WWE'de. Var mı başka böyle bir takım? Yok. Ben hatırlamıyorum. Hayırlı olsun. Eksi de vardı işte. Kairi Sane'le şey güreşiyordu. Yoshirai güreşiyordu. Ya hatırlatmayın. Numanici şey yapıyor. Görüyorum. Evet. Doğru. O zaman SmackDown'un ana olayına geçelim. SmackDown'un ana olayında Vince McMahon daha önce belirtildiği üzere SmackDown tarihinin en büyük transferini açıklıyor ve bu isim... Kimi Eli beklediniz istiyor. Peki bu duyurudan önce? Ben... Brock Lesnar'ı bekledim, ne yalan söyleyeyim. Sen kimi bekledin Hikmet? Ben Hulk Hogan'ı bekledim. Çok mantıklı yalnız Hulk Hogan. Vay ya da Big Show. Büyük ya. Doğru. Bir kelime esprisi gelirdi mi ismek yanına? Evet Ahmet. Zaten espri geldi. Elias geldi. Elias işte herkese Ladies and Gentlemen falan diye bölerken onu da bölen bir isim oldu. O da Roman Reigns. Roman Reigns, Elias'a Superman, pardon Vince'e vurdu Superman Punch'ı. Öncesinde Elias'a vurdu. Elias'a da mı vurdu? Elias'a vurdu, Vince'e vurdu. Ya vurmaya devam edecek gibi görünüyor SmackDown'da. Çok acayip ya. Vurması. Allah yar o yardımcımız olsun diyorum. Buğray Gür. Roman Reigns, Hikmet buyur. Sonra ben görüşümü tamam. Söylerim. Buğray Gür'e dönelim. Roman Reigns artık SmackDown'da. Yani Roman Reigns artık SmackDown ana brand oluyor dediğimiz bir transferdi. Fakat Roman Reigns'in altı çok boş. Gerçekten çok boş yani. Karşısına çıkabilecek bir rakip yok. Ya belki de WWE böyle olmasını istiyordur. Daha doğrusu Vince McMahon böyle olmasını istiyordur. Roman Reigns hep şampiyon olsun. Hep jobber tokatlasın. İşte Intercontinental'ı da 2-3 Jeff Hardy falan güreşir. Bunu istiyor yani. Randy Orton arada... Roman Reigns karşısına çıkar, sonra kafası yarılır, maç yarıda kalır falan istiyor yani. Pardon, bu başka bir yerde olmuştu galiba. O Brock Lesnar. Başka bir yerde yaşanmıştı. Evet. Yani Brock Lesnar görünen o ki SmackDown'a gelmiyor. Çünkü kemer sahibi Seth Rollins.
Rav'da kaldı. Daniel Bryan var yazıyorsunuz arkadaşlar da. Daniel Bryan sakatlık haberi düştü geçen hafta. Daniel Bryan yok yani. Ya, Daniel Bryan olsa bile yani ne ki cürmü yetmez Roman Reigns'e. Bir şey diyeceğim. Daniel Bryan sonsuza kadar hani bir daha güreşemeyebilir Roman Reigns'e bir kere karşılaştıktan sonra. Deadman Walking yazmış. Arap Show'unda olacak Lesnar. Abi Arap Show'u ne zaman? Kasım. Ya Kasım'da ya Ağustos'ta Shake Cup deniyor. Kasım'da Arap Show'u var. Bir sonraki seneye kadar da Shake Cup yok. Yani bir tane show vardı. Net bilgilendirme geldi. İptal oldu arkadaşlar. Arap Show'u Arap Show'u yok size. Allah Allah. Neyse. Diyeceğim odur. Demem odur ki yakın zamanda hani o Fox efektini SmackDown'da göremeyeceğiz gibi duruyor. Vince McMahon neden böyle bir karar aldı? Anlaşılması zor ama olacaklar aşağı yukarı belli. Şampiyon Roman Reigns olur. Sonra SmackDown şovları devam eder. Ay. Yani SmackDown şovları aynı ritüellikte devam eder. Belki de seyircinin istediği budur. SmackDown ratinglerini takip edeceğiz bakalım. Evet Hikmet, sence Vince McMahon'ın dahili olur mu? Evet, Kuti Mysterio. Bir dakika Ahmetciğim, özür diliyorum. Eskiden yazın şey kapı vardı, onu hatırladım, onu dedim demiş. O zaman brandler ayrılmıştı ve ilk defa şey kap yazın yapılmıştı. Şey kap da değil o. 2000, o draft'tı ya. Aynen draft. 2016 yazında brandler ayrıldığı için ilk defa o zaman yapıldı. Evet. Yani bakalım. İlerleyen dönemde neler izleyeceğiz? Çok farklı şeyler izleyeceğimizi düşünmüyorum. Roman Reigns'in şampiyonluğunda SmackDown ritüelleri devam edecektir. İşin düşündürücü tarafı da Roman Reigns'in karşısına, dediğim gibi aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Güçlü bir rakibin çıkamayacak olması. Vince McMahon ne düşünüyor bu konuda? Gerçekten hala merak ediyorum. Evet Hikmetciğim. Yani Roman Reigns'i böyle brand'e getirip karşısına koyacak adam olmaması WWE'nin şu anki durumunu özetler nitelikte bence. Hani çok Roman Reigns, evet çok ilgi çeken bir isim, çok büyük bir isim oldu ama karşısına koyacak adam olmayınca bu adamın bir anlamı kalmayacak. Kimi koyacaksın? Lars Sullivan'ı mı koyacaksın? Ya da yani Randy Orton gibi artık yüzü eskimiş güreşçiler de Roman Reigns'e fayda etmeyecektir hani. Ya Randy Orton Roman Reigns feyodu 3 ay. Zorla 5 ay. Ya 5 ay zorlarsan da milletin millesi bayılır millet. Düşünsene 5 ay boyunca Roman Reigns, Randy Orton göz kapaklarının tarif edilemez acılar yani yaşatır ya. Bu kimdi? Ha, AJ Styles'ın feyutlarına benziyor ya. Geçen seneki feyutlarına benziyor. Abi AJ Styles'ın hadi gider bir yanı vardı. Neden gider bir yanı vardı? Ring içinde farklı şeyler sunabiliyordu ama Roman Reigns, Randy Orton yani. Ne sunabilir? Sabah akşam birbirini yumruklayacak, başka bir şey yapmayacak ikili yani. Şey neydi onun adı? Headlock mıydı? Headlock yaparlar baş buydu. Yani SmackDown'ın kadrosunu gelecek hafta uzun uzun düşünelim. Sevgili Ahmetciğim, son söz evet, sende. SmackDown'ı o zaman puanlayarak bitirelim diyorum ben. Benim chatbox'a da soruyoruz puanları. Benim puanım SmackDown'a 3.5 Hikmet. 3.5 diyorum ben de. Ya Hikmet ben dedi. SmackDown'ın gerçekten çok kötü bir draft yaptığını düşünüyorum. Roman Reigns ve Elias gibi çok büyük yıldızlar kazanmış olsa da Lars Sullivan, yani benim dememle Lars Sullivan gibi büyük yıldızlar kazanmış olsa da ilk senesinde yaptığı efektizmi yapamadı. Finn Balor var ama gelen isimler gerçekten etkisiz. Buddy Murphy, Apollo Crews. Bak Chad Gable'ı hiç konuşmadık ama Chad Gable iyi bir efektizm yaratabilir bence. Yani. Chad Gable en azından Bobby Roode'la ayrıldı. Bakayım Bobby Roode. Aynen öyle. Öyle güzellik oldu. Ya bilmiyorum. Çok zevkli şovlar çıkarabilir SmackDown iyi yazılırsa. Ama zor yani yazar takımını düşündüğün zaman.
Finn Balor var. Buddy Murphy var. Elias var. Roman Reigns var. Apollo Crews var. Chad Gable var. Bu kadro yeter mi iki saate? Yeter aslına bakarsan. Ama tabii. Asıl önemli olan Roman Reigns'in karşısındakilerin neler yapabildiği. Bu konuda da Finn Balor'dan Money in the Bank kazanırsa Elias'tan kendine bir underdog senaryosu yazırsa Chad Gable'dan ümitliyiz diyelim. Kevin Owens peki nasıl bir etki yaratır Roman'la? Hiçbir şey yapamaz. Yani ben zor, çok zor. Ya artık bu seviyeden sonra Kevin Owens'ın Destroyer bir heel olması zor. O zaman Chatbox'ın da puanlarını okuyalım. Kuti Mysterio 3, Deadman Walking 2, Cold Blue 3 demiş. Böylelikle Raw ve SmackDown'ı konuşmuş olduk. Bitirelim mi yoksa? Kuti son bir sorusu var. Acaba gizli ekleme yapmış olabilir mi? SmackDown Live demiş. Hikmetçim sen de çekilişi ayarla. Geçen sene bir kez gizli pikti. Ne düşünüyorsun Ahmet? Yani gizli olabilir mi? Neden olmasın? Yani şimdi bu, mesela bu hafta bir isim daha alabilirler. Kim olabilir diye düşünüyorum şimdi baktığımda. Hani Bobby Roode'u yine SmackDown'a götürüp Chad Gable'la takılıyor. Bilmiyorum mükemmel. Ama olabilir yani. Mantığıma yattı benim şu an gizli bir isim. Acaba Dean Ambrose Raw'dan ayrılıp SmackDown'a mı geçer? Ya klasik WWE bir senaryosu. Olur olur. Ne? Olur olur. Ne? Gerçekten. Hitman Walking demiş. Elias olabilir mi Money in the Bank için? Hikmetçim çekiliş hazır mı? Hazır. Money in the Bank katılımcıları belli olsun da Hitman Walking haftaya daha net konuşuruz. Güzel konular var haftaya. Mutlaka saat Cuma günü saat 22'de mutlaka bekliyoruz herkesi. Sevgili Güreş Türkiye YouTube halkı ve sevgili dinleyiciler. Hitman Walking yazmış. Aynen öyle. Son olarak Undertaker Elias olacak diyorlar Arabistan'da. Ya Arabistan'a daha abi 5 aydan fazla süre var. Ya Arabistan şov duyurulmadı. Hani şeyde vardı. O tabloda vardı. Sonra kaldırmışlar arkadaşlar. Doğru. Shuddle'da vardı. Kaldırılmış. Aynen. Bu kadar. Bu kadar yani. Arabistan şovu yok. Duyurulan tarihe çok az kaldı. O yüzden şov olmaz. 10 gün kaldı abi duyurulan tarihe. Aynen. Evet Hikmet çekiliş. Arkadaşlar çekilişimizi yapalım. Yapıyorum. Ve yaptım. Sonucu chatbox'a atmadan önce okuyayım. Ultimate Opportunist kazandı. Kutlarız. Kutlarız. Forumdan sana ulaşsın değil mi abi? Ne? Sana ulaşsın değil mi abi? Ha bana ulaşsın, bana ulaşsın. The Pips nickine mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Ahmet ve Hikmet sizlere de teşekkür ediyorum.